dışarıdaki Ezgi daha şeydi, hırçındım. Herkese böyle dik kafalıydım, hazır cevaptım. Hala atlatamadım, hayatımda yaşadığım ilk büyük kaybım da o benim. Ben şanslı olduğumu 23 yaşında anladım. Bir dönüm noktası gibi bir. 23 yaş dönüm noktasıydı, evet. Önce ben iyi olayım, ben mutlu olayım, ondan sonra sevdiklerime o sevgiyi vereyim diye düşünüyorum. Obsesifim, arabayı mesela park ederken geri geri ya da düz, hiç fark etmez, düz olması lazım onun. Bir tık böyleyse tekrar arabaya binip düzeltip indiğim çok. Üvey anne grubu var, şimdi yapımcılarımızın falan da olduğu WhatsApp içinde. Grubu. WhatsApp grubu. Bir de ben sadece oyuncuların olduğu bir grup açtım. Allah. Geyik grubu o da, onun da adı Özenle. Oo, çok burcuydu yalnız bu ya. Sabah TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğum Ezgi Şenler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Çalışmaca, sen nasılsın? Harika, ben de iyiyim. Sete geldik. Üvey anne dizisinin setinde birlikteyiz. Nasıl gidiyor? Şöyle biraz genel başlayalım istersen. Gayet güzel gidiyor. Keyifliyiz, mutluyuz. Güzelce çekiyoruz seyircilerle buluşmak için. Sabırsızlanıyoruz. Süper. Şöyle ilk hemen baştan başlayalım istiyorum. Senaryo sana ilk geldiğinde neler hissettin? İlk okuduğunda böyle ben bu işin içinde olmalıyım dedirten şey neydi sana? Zaten ben de şey olur. Senaryoyu okuduğumda içime bir duygu gelir ve o karakter, evet, benim dediğim işler oluyor genelde. Gerçek bir hikaye olması beni çok etkiledi. Yasemin Hanım'ın yazıyor olması ve yapımcımızın çok iyi olması etkiledi. Nisan karakteri de etkiledi. Çünkü benim ergenliğimin tam zıttı bir karakter ve canlandırmak çok istedim. Ve nasip oldu. Aklı başında böyle kardeşine kol kanat geren bir karakter. Evet. Merak ettim orada. Ben tam tersiydim dedim. Birazcık alsak spoiler. Aslında bunu çok anlattım. Çok asiydim ben. Neden bilmiyorum ki, tek çocuğum ama konservatuvarda bale eğitiminin vermiş olduğu disiplinin dışa vurumuydu herhalde benim ergenliğim. Çünkü balede daha hani klasik müzik, zarafet falan varken, ama dışarıdaki Ezgi daha şeydi, hırçındım. Herkese böyle dik kafalıydım, hazır cevaptım falan. Hoş geçmedi. Tek çocuk olmanın getirdiği bir şey de olabilir mi? Sanmıyorum, şımarık yetiştirilmedim çünkü. Her zaman kendi ekmeğimi kendim kazandım. Hiçbir zaman her istediğim önüme gelmedi ailem tarafından da. Hep çabalayıp bir şeyleri elde ettim şu hayatta. Hala da öyle devam ediyor. Güzel, harika. Peki benzer yönleri var mı Nisan'la Ezgi'nin? Anaçlığı, olgun olması tabii ki. Yani küçüklüğümden beri bende de bir anaçlık vardır. Çocukları çok severim. Ama aileme karşı ya da arkadaşlarıma karşı da anaç taraflarım vardır. Olgun muyum o kadar? Tabii ki yaşın getirdiği bir şeyle şu an olgunlaştım ama Nisan'ın yaşında o kadar olgun değildim. Ama anaçlığım hep vardı. Onun da hayatın getirdiği mecburiyetler aslında birazcık. Evet, hani başımıza gelen olaylar bizi büyütür ya. Nisan'da bir anda annenin kaybıyla büyüyor işte. Evet. Hayır. O sahneye değinmek istiyorum. Ay çok pardon. Annesini kaybettiğini öğrendiği o merdivende, o aşağıda kardeşleriyle otururken işte anneannesinin geldiği hani ve öğrendiği sahne. Çok hüzünlü bir sahneydi. Bunu böyle yansıtırken nelerden ilham aldın? Nasıl odak, nasıl çektin yani o sahneyi? Biraz paylaşır mısın? Ağlıyormuşum ben şimdi. Şöyle bir şey, ben... Bu arada ben biraz duygulandım, biraz ağladım, itiraf ediyorum. Evet, sahne vurucu oldu ama beslendiğim yer tabii ki farklı ama bir sene önce ben halamı kaybettim. Başın sağ olsun. Ve beni büyüten, baleye başlatan, yani annem gibiydi benim için hayatımda Yıldız halam. Onun kaybını da hatta diğer setimdeyken öğrenmiştim. O besledi beni bayağı. Çünkü hala atlatamadım. Hayatımda yaşadığım ilk büyük kaybım da o benim. Oradan. Hala içimde ve hala canım yanıyor. O yüzden kapatalım bence konuyu. Bence de başın sağ olsun. Hiç girmeyelim. Üzülmeni hiç istemem şu anda. Nasıl bir set ortamınız var? Hani böyle mesela sahneniz yoksa neler yaparsınız diye merak ettim. Ben genelde karavanda oluyorum. Tek başıma müzik dinliyorum. İşte ailemle konuşuyorum. Kitap okuyorum. Arkadaşlarımızla burada sette oturuyoruz, kahve içiyoruz. Sıcaklarla boğuşuyorsunuz. Sıcak olduğu için evet, işte karavan. Onun dışında keyifli geçiyor, mutluyuz, huzurluyuz. Yani bir soğuk espri şeyi var, furyası var bizim sette. Öyle mi? Çok fazla soğuk espri yapıyoruz. Özellikle Kudüs'ü, ben, Hazal, ince espriler falan, öyle geçiyor zaman. Süper, güzel bir enerji yakalandı anladığım kadarıyla. Iyiyiz. Özel hayatınızda da her şey yolunda gidiyor, kariyer anlamında da her şey yolunda gidiyor. Şanslı mısınız ve mutlu musunuz sizce? Ben şanslı olduğumu 23 yaşında anladım. Şöyle,
Bale evet çok güzeldi, her şey yolundaydı ama oyunculuğa da böyle bir yatkınlığımı hissediyordum. Çünkü ailemde de oyuncu halam var, eniştem var. Sanatçı bir aileden geliyorum ben. O yüzden acaba nasıl olur derken hiç beklemediğim bir anda bir yerden bir fırsat geliyor menajerimden ve hadi bakalım deneyelim diyorum ve bir yol açılıyor. Şansıma inanıyorum ya. Bir dönüm noktası gibi bir. 23 yaş dönüm noktasıydı. Evet. Evet. Güzel. Yani hani oyunculuk bir anda aklına yokken dansla bir çocukluğunu geçmişken bambaşka bir beri. Evet 3 evet. yaşından beri okumuştum da. Aslında dans da sanat hani iç içe. Evet abi. Oyunculuk. Yani biz dans da bunu sözsüz bedenle sadece anlatırken oyunculukta hepsini kullandığımız bir şey oluyor. O yüzden keyifli ya. Çok zorlanmadım. Tam tersi severek ve baleden de beslenerek yaptığım evet. için iyi gidiyor. En büyük hayalimiz galiba müzikal. Evet müzikal mi? Her yerde söylüyorum bunu ki hayaller söylenmez aslında ama müzikal çok istiyorum. Çok da güzel olur bence. Umarım. Çünkü hani hem dans hem oyunculuk sesimin de kötü olduğunu düşünmüyorum. Evet çok güzel değil güzel. Ama kötü olduğunu düşünmüyorum. Şan eğitimim de var. Eğitimlerle zaten. Evet. Neden olmasın? Neden olmasın? Peki çok güzelliklerden bahsettik. Hiç böyle yok mudur Ezgi'nin dertleri bu hayatta? Dertlendiği şeyler. Tabii ki olur ama çok şükür hani sağlığım yerinde, işim gücüm var, ailem sağlıklı, sevdiklerim yanımda. Pozitif şeylere odaklanıyorum pozitif diyorsun. Şeyler yani dertler de küçük oluyor. İşte ay hay hava ne kadar sıcak. şu sahneyi çektik hadi diğerine mi geçiyoruz? İstanbul trafiği neden bu kadar çok gibi dertler. Hani Allah başka dert vermesin. Amin inşallah. Tabii ki olur hayat bu ama o dertlerle nasıl başa çıktığımız önemli. Pozitif bakmamız önemli. Sağlığımız olsun gerisi halledilir. Aynen öyle katılıyorum. Şimdi de 30 yaşına geldin, bastın. 20'li yaşları da geride bırakmış olarak evet. şöyle bir baktığın zaman sence 20'li yaşların nasıl geçti, 30'larından neler bekliyorsun? 20'li yaşlar keyifliydi ama 30 hani bir kadın için çok önemlidir, olgunlaştığın yaştır. Evet. Bir kadının en güzel yaşıdır diyorlardı. 29'un sonlarına doğru bunu hissettim. Ve 30'da daha bir aklı başında ne istediğini bilen ve artık eskiden 20'li yaşlarda kafama taktığım, üzüldüğüm şeylerin ne kadar gereksiz olduğunu ve kendi değerimi anlama yaşları gibi geliyor 30 bana. Yani önce ben iyi olayım, ben mutlu olayım, ondan sonra sevdiklerime o sevgiyi vereyim diye düşünüyorum. 30'lar keyifli geçsin inşallah. Bakalım. İnşallah keyifli geçsin. Hani şeydir ya hem akıllanmışsındır, tecrübelenmişsindir evet. hem de gençsindir aslında. Hani çok güzel evet, bir yaş. Evet hem gençsin hala güzelsin evet. ama aklın büyümesi diyelim. Hemen geçiyorum kısa sorulara. Hayatından neyi çıkarırsak geriye hiçbir şeyin kalmayacağını düşünürüz. Ailem. Aile tabii ki. Çevrenden kendin hakkında en sık duyduğun şikayet nedir? Çok fazla yok ama açken sinirli olduğumu söylerler. Öyle misin evet, gerçekten? Evet. Asla tahammül edemem dediğin insan tipi. Samimiyetsiz. Samimiyetsiz insanlar. Seni bu hayatta en çok ne sinirlendirir? Yalan. Yalan. Takıntı derecesinde bir huyun, bir özelliğin var mı? Obsesifim. Arabayı mesela park ederken geri geri ya da düz hiç fark etmez. Düz olması lazım onun. Olana kadar zorluyorsun. Şöyle, oluyor zaten ama hani bir tık böyleyse... Tekrar arabaya binip düzeltip indiğim çok. Gerçekten. Evet. Var mı başka takıntıların? Yok. Yok bu. Aklıma gelen bu en çok bu var. Ağzına asla sürmediğin, kokusuna bile tahammül edemem dediğin bir yemek, bir yiyecek var mı? Peynir. Peynir mi? Küçüklüğümden beri. Sadece evet. mi peynir? Diğer peynir. Süt ve yoğurt Yok, falan. Onları Sadece yiyorum. Peynir ama. Üzücü. Kıskanç biri misin? Kıskancım. Gerçekten. Evet ama şey değil yani ay işte onun arabası çok güzel şu keşke benim olsa falan değil. Sevdiklerimi... Kıskanma başkalarından. Şuraya gitme bunu yapma falan gibi kıskanmalar hayır, vesaireler. Hayır hayır. Özgürlüğüme ben de düşkün olduğum için karşı tarafı da asla kısıtlamam. Ama böyle bir sevgi anlamında hani bir ilgi varsa o tarafa Hı-hı. bir kıskanıyorum. O tek çocukluktan geliyor. Olabilir evet doğru. Cimri biri misin? Hayır. En çok neye para harcarsın? Sevdiklerime. Sevdiklerime. Hediyeler hediyeler hediyeler. Oo, saçarım diyorsun. Peki final sorusuna geldik. Programımızın adı Yasemince İtiraf'tan. Konuklarımızdan bize böyle minik itiraflarda bulunmalarını istiyoruz. Var mı bize verebileceğin bir itiraf? Var. Şimdi Üvey Anne grubu var. Şimdi yapımcılarımızın falan da olduğu WhatsApp içinde. Grubu. WhatsApp grubu. Bir de ben sadece oyuncuların olduğu bir grup açtım. Geyik grubu o da. Onun da adı Özenle.
Ooo çok vurucuydu yalnız bu ya. Çok Goygoy'u dönüyor bence. Mu peki orada? Dönüyor tabii zaten Goygoy grubu o. Olmayanların dedikodusu her zaman yapılır ya grupta. Dedikodu yapmıyoruz, tamamen karikatür falan atılıyor. Aa, çok güzel, çok evet. Keyifli. Ağzına yüreğine sağlık, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi ki geldin, iyi ki bize vakit ayırdın, çok sağ olun. Siz de iyi ki geldiniz, görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.